Evet, Doktor Mehmet Sarı ile beraberiz efendim. Kendileri geleneksel ve tamamlayıcı tıp doktoru ve konumuz hacamat. Evet Mehmet Bey, hacamat tam olarak nedir? Son zamanlarda pek bir fazla konuşulmaya başlandı. Eğer inşallah şeyimiz yeterse, süremiz yeterse evet. Ondan sonra da size sülüğü sormak istiyorum. Ama hacamatla başlayalım. Hacamat tam olarak nedir? İlk ne zaman yapılmaya başlanmıştır? Ne işe yarar? Şimdi hacamat popüler çünkü 2014 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı sertifikalandırdı. Ve bunu bir tedavi, daha çok da bir tamamlayıcı tıp olarak uygulamaya soktu. Ama tarihi olarak çok eski. Yani milattan önce 5000 yıllık bir mahsisi var. Yani şu anda popüler ama Hipokrat'tan İbn Sina'ya kadar pek çok tıp alimi bu konuda yapılmasını tavsiye etmiş ve bizzat yapmışlar. Yani hacamat kısaca bir sağlık, hacamat bir detoks. Peki tam olarak hacamat nasıl yapılıyor ve ne işe yarıyor? Tıbbi olarak soruyorum. Şimdi hacamat dediğim gibi bir detoks yöntemi. Yani belli bölgeleri ki genelde akupunktur noktalarını kullanıyoruz. O noktaları vakumlama suretiyle minik çiziklerle toksinleri alınma işlemi. En basit tabiri bu ama arkasında tabii pek çok mekanizma var. Bilimsel bir takım açıklamaları var. Ama bir eksik şu. Bununla ilgili çok tecrübeler var, bilgiler var. İnsanın ömrüyle yetişen tecrübeler var ama çok eser yok. Yani siz şimdi yapıyorsunuz ve hasta dönüşleriyle tecrübe kazanıyor. Hekim de böyle yapıyor. Çünkü immün sistemi çok aktif ediyor. Yani bağışıklığı doğal bir aşı gibi siz verdiğiniz zaman vücut uyarıyor. Ama bir aşı değildir yani sonuçta, ama aşı gibi etki gösteriyor. Değil ama aşı tabii bu bir tartışmalı bir konu biliyorsunuz evet. Aşı konusu. Ama şöyle aşı açısından söylüyorum. Grip aşısı açısından söyleyebilirim evet. Rahat olarak. Yani diğer aşılar tabii o başka bir konu evet. Şeyi. Orada immün sistemi aktive ettiği için o anlamda çok faydalı. İmmün sistem aktive edici, tetikleyici. Tetikleyici. Siz evet. Yani çiziyorsunuz ve vücuda uyarı veriyorsunuz. Ama bu uyarıdan vücut bağışıklığını kaldırıyor. Kaldırdığı zaman da mantıken de tabii bir enfeksiyonla karşılaştığında bir direnç oluşuyor. Onun dışında... Peki bu çizikler hocam, bu çizikler daha sonra iz kalıyor mu? Çünkü çok ince çizikler. Bunlar bu çizikler neyle yapılıyor? Yani bistüriyle mi yapılıyor yoksa bir steril bir jiletle mi yapılıyor? Şimdi tabii bu çok sorulan bir şey. Yani evet. Özellikle bayanlar açısından. Şu an zaten telefon bağlantısı var. Halk evet. Sorusu bu, benim sorum evet. Değil. Evet, şimdi bu çizikler, biz çizik diyoruz. Çizik yapıyoruz. Çünkü çizik. Vücudun, cildin epidermis tabakasını uyarıyoruz. Kesi değil yani. Değil. Deriyi tamamen bütünlüğünü bozmuyoruz. İşte. Epidermis. Evet. Cildin üç kat, cildin en üst katını en üst, ince bir çizik ince yapıyoruz. İnce bir çizgiyle çiziyorsunuz evet. Ve buradan o toksinleri alıyorsunuz. Zaten onları da görüyorsunuz. O bölgeye vakumladığınızda çok evet. ilginç bir şekilde hastalıklı bölgenin rengi farklı çıkıyor. O iz kalmaz ama kişi tecrübesiz kişiler ki çok alma çekme amacıyla derin yaptıklarında bu iz kalıyor tabii. Peki şey soracağım size, hacamat bir doktor uygulaması mıdır yoksa herkes yapabilir mi? Şimdi bunu bakanlık, Sağlık Bakanlığımız hekimlere verdi. Ama tabii şu da var, bu döneme getiren insanlar da var, etkin yapabilen insanlar. Ama tabii şuna karşılaşıyoruz bazen, bunu suistimal ederek 45 seans, 50 seans, 70 seans hacamat yapılmış hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu dediğiniz gibi bu çiziklerin derine atılması nedeniyle bir takım izler oluyor gibi bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Yani tıbbi eğitimini almış olması, hacamat yapan kişinin tıbbi eğitimini almış olması çok çok iyidir. Çok büyük artıdır. Kişi sağlığı çok, açısından. Çok çünkü büyük yanlış artıdır. Yapılan hacamat yarar yerine zarar verebilir. Hacamat basit bir işlemdir. Ancak sonuçları itibariyle çok anlamlı sonuçları vardır. Yani kişi hekim olarak şimdi her hastaya açısından, koruyucu açısından çok önemli. Bazen tedavilerde de çok bel fıtığı her bel fıtığınız iyileştiririm diyemezsiniz ama tek seans yapıyorsunuz, hasta
Çok rahatlıyor. Çok rahatlıyor. Ama şunu söylemiyoruz. Hiçbir hastaya da şunu söylemeyiz. Ya bir hacamat yaptıracaksınız, bel fıtığınız geçecek. Ama siz, yok böyle bir şey yok. Ha geliyor böyle hastalarımız oluyor mu? Oluyor. Boyun fıtığı. Bir seans yapıyorsunuz, hasta rahatladım diyor. Müthiş. Ama hiçbir hasta için boyun fıtığını biz buna geçiririz deme şansınız yok. Hekim olarak bunu demeyiz. Şikayetlerinizi azaltmaya yardımcı olur ama tamamen tedavi eder lafını söylemek yanlış olur. Bazı hastalıklar içinde... Hangi hastalıklar hocam? Şimdi konuşalım. Konuşalım. Kişinin menisküsü var. Evet. Zorlanıyor. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyor. Evet. Devamlı kullanıyor. İşte biliyorsunuz ilaçların kendisince yan etkileri var. Mide problemleri yapıyor. Bağırsak florasını bozuyor falan bir dünya yan etkileriyle karşılaşıyor. Şimdi biz bunlara düzenli yaptırdığımızda belli noktaları var aynı zamanda. İşte bu mide 36, dizin göz kısımları üst tarafa yaptırdığımızda hasta 3 aylık 4 aylık şey içerisinde bir ağrı kesici ihtiyacı olmuyor. Çok takip ettiğimiz hasta var. Ya da işte en çok kullanılan işte migren. Migrende hasta, sinüzitte bunları dönemsel olarak yaptığımızda özellikle migrende. Sinüzitte nereye yapıyorsunuz? Var, sinüzitte lokasyonlar aslında vücudun şey bölgelerinde kullanamıyoruz. Her bölgesini kullanabiliyoruz vücutta. Yani sinüzitte vücuda mı yapıyorsunuz? Sinüslerin olduğu direkt yapıyoruz. Kafaya yani kafaya alnı da mı yapıyoruz. Alnı da çiziyor muyuz? Çizmiyoruz. Orada küçük. Bunda çizmiyoruz. Çizmiyoruz. Onlar da küçük minik. İğneyle mi batırıyoruz? Evet. Minik iğnelerle. Önemli yapıyoruz. Olan orada vakumla. Evet. Orada bir oradaki... bir uyarı vermek. Orada bir regülasyonu sağlıyor. Orada çiziliyor olması. O... Değil mi? İz bırakır yüzünde çünkü. Evet. Enerjiyi değiştiriyor. Oradaki işte endorfin salgılıyor. Vücut serotonin salgılıyor. Pek çok şey var. Yani yüz gençleştirmeye de yarıyor. Yani o düzenli yaptıran kişilerde özellikle sülükle beraber hatta sülüğü de evet konuşacağız gibi ya da işte biz özellikle akupunktur bilenler için söylüyorum. Tepe noktadan DU20'den mesela yapıyoruz. DU20 bu sedatif noktası olan bir nokta. Sakinleştirici, rahatlatıcı. Evet, biz oradan hacamat yapıldığında oradaki kan ya da işte aldığımız oradaki şeyler çok farklı ve kişiyi çok rahatlatıyor. Ya da kafa arkasından can kurtaran bölgesi dediğimiz DU18 işte ya da kulak arkasında bu noktalar biliyorsunuz gözün sinirlerinin olduğu noktalar o bölgelerden yapıldığında migren için ya da sinüzit için de çok faydalı. Bilinen bir yan etkisi var mı hocam? Hacamatın bilinen bir yan etkisi yok. Yani dünya üzerinde doğru uygulanırsa dünya üzerinde yapılabilecek tedaviler içerisinde bilinen bir yan etkisi olmayan bir tedavi daha çok koruyucu hekimlik uygulaması koruyucu hacamat. Hekimlik uygulaması. Evet. Kimlere yapılmaz, kimlere yapılır, yapılmayacak kişiler var mı? Kan hastalıkları yani kan özellikle hemofili ya da işte anemik hastalara. Yani hemoglobin 9 dediğimiz hamilelerden kaçınıyoruz. Hamilelerden kaçınıyoruz. Evet. Kan hastalığı olan hemofili gibi, kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar gibi. Diyelim. Peki kanında virüs olan yani bulaşıcı kan hastalığı olan kişilere yapılır mı? Yapılır. Onlar da yapılır. Yapılır ama tabii yapan kişi açısından tabii dikkat etmek dikkat lazım. Dikkat etmek lazım. Yapılır. Yani 7'den 70'e denir ya bakanlığımızın şeyi 2'dir. 2 yaştır. 2 yaşından itibaren dinç olmak kaydıyla işte 70 yaşına kadar yaparsın. 60 yapılır. Yaşına. Peki hacamat yapılan malzemeler tek kullanımlık mıdır? Şimdi tabii ki tek kullanımlık. Yani şimdi eski eskiden uygulamalar tekrar kullanılıyordu bilinen da. Bir yanlış bilinen bir şeye işte eski kullanılan malzemeler böyle tekrar kullanılıyor. Şu anda hacamat kullanılan malzeme tektir. Yani çocuğa da yapabilirsiniz, erişkine de yapabilirsiniz. Çocuğa yaparsanız, yani sık hastalanan bir çocuğunuz varsa, sık hastalanıyor iseniz... Yani vücut direnci düşükse, immün sistemi zayıfsa, bunu kuvvetlendirmek için akupunktur noktalarına yapılan hacamattan kesinlikle fayda görürsünüz. Ve şuna emin olun, öyle pek çok hasta var. Yani sık hastalandığı nedeniyle doktora gidiyor... Ve düzenli yaptırdıktan sonra dedi ki hekimin beni arıyor, niye gelmiyorsunuz? Çocuk hasta olmuyor. Evet. Yani çünkü immün sistemi bir doğal bir bağışıklığını aktive ediyorsunuz. Evet. Yani çok tecrübe çünkü
hastalardan da dediğim gibi hastaların geri dönüşleri bununla ilgili çok çok önemli. Yani biz şimdi yapıyoruz, hasta diyor ki ben zayıflatıyor da beni. Çünkü metabolizma hızlanıyor. Hızlandığı zaman bir şeyi artırıyor, enerjiyi artırıyor. Enerji artıyor. Yani hacamat olan kişi anlaşılır. Daha mutludur. Serotonini çoktur. Yani artır çünkü serotonini de artırıyor. Hormon düzeyini, kortizol artıyor. Bunların bir artı olarak şey dönüyor. Peki sülük tedavisi nedir? Bir de ondan bahsedelim. Sülük deyince şöyle bir insan falan oluyorsunuz, evet. Ama faydalarından herhalde bahsedince sülüğün ve dünyada çok kabul görmüş bir tedavi, evet, şeklidir. Hakikaten insanoğlunun yapamadığı bir maddeye sahip sülük. Şimdi sülük de hacamat gibi tarihi bir tedavi yöntemi. Yani o da hacamat kadar eski. Bir bakıyorsunuz işte Mısır'da, Hindistan'da bunlarla ilgili oradaki eserlerde falan görüyorsunuz. Şimdi hacamat, sülük kombin yapılıyor bazı hastalıklarda. Sülük, Türkiye'de 30'un üzerinde sülük türü var. Yani en çok yanlış bilinen şey, sülük kan emerek tedavi etmiyor. İlk bulunan şeyi hirudin zaten. O adını da oradan alıyor, hirudoterapi diye. Önemli olan sülüğün, kullanıldığınız sülüğün ne tür olduğunu bilmeniz lazım. Yani Türkiye'deki sülük türü 30'un üzerinde. Ancak etkin olan tıbbi anlamda kullanabileceğimiz sülük 3. Her tür sülük tıbbi sülük değil. Yani dünya üzerinde de 800'e yakın sülük türü var. Aktif olan sülük, tıbbi sülük olan 15 sayısı. Peki şöyle bir şey oluyor, bizim Anadolu'da insanlar böyle bir toplanıyorlar. Nereye? Sülüğe gidiyoruz. Bilmem ne gölüne falan diyorlar. Gidiyorlar, ayaklarını sokuyorlar o gölün içerisine. Sülükler geliyor, onlara yapışıyor. Bu sülüklerin biz faydalı sülük olup olmadığını bilmiyoruz. Sülük mü sülük? Evet. Yapılan işlem ne kadar doğru hocam? Değil. Dediğim gibi bir sülüğün türünü bilmek zorundayız. Tıbbi sülük, dediğimiz gibi 3 tane tür sülük var. Türkiye özgü bulunan bakanlığımızın, işte Tarım Köy İşleri Bakanlığımızın Güneydoğu'da sülüki diye, hürüdü sülüki diye bulduğu Türkiye özgü bir sülük var. Ver bana türü var. Oradaki sülüklerden eğer bu tür medisinalisi var, şu anda pek fazla kalmadı. Onlardansa fayda görebilirler. Ama tabii böyle gelişi güzel sülük uygulaması doğru değil. Kanama kontrolü önemli. Bir de her, dediğim gibi her sülük uygun sülük değil. Enfeksiyon sebebi olabilir. Yani bulaşı çıkan hastalıklarını insanlardan insanlara bulaştırabilir. Eğer başıboş bir gölde gidip ayaklarınızı sokup 100 kişi birden bekliyorsanız herkesin hastalığı birbirine geçebilir mi? Geçer. Niçin? Şimdi şöyle bir şey var. Sülüklerin tek kullanımlık olmaz zorunda. Kişiye özgü. Onu soracaktım. Yani, sülük bir kere kullanıldığı zaman işi bitiyor. Evet. Bu sülükleri tekrar biz dereye atalım. İtlaf olmasın. Ama dereye attığınızda bu sefer gidecek başkalarını yakalayacak. Ya da bu sefer o başkasına hastalığa sebep olan gelecek, size tutulacak. Yani bu doğru bir şey değil, yaklaşım değil. Peki sizin kullandığınız, yani normalde tıbbi olarak kullanılan sülükler nereden geliyor? Belli çiftlikler var. Sülük çiftliği. Türkiye'de de sayıları yavaş yavaş artıyor. Buralardan temin edilecek. En sağlıklısı o. Muhtemel yani belli bir dönem sonra böyle oluşacak. Yani çünkü o tür sülüklere de tamamen güvenemiyorsunuz. Sebebi de bu. İnsanlar burada kullanıyorlar ve o sülükler tekrar doğaya salınıyor. Kişideki hastalık varsa bulaştırma... Hepatit olsun, AIDS olsun, değil mi? İnsan sülük tedavisi olacağım diye öyle uzman, konunun uzmanı doktora gitmeyip kendi toplanıp böyle sülük göllerine gidip kendilerini sülük tedavisi yaptırmaya çalışırken amansız bulaşıcı hastalıklara da yakalanabilirler. Dikkat etmek lazım, evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi sülükleri de tedavi şeyleri çok geniş. Yani dediğim gibi sülük çok bilinen yanlış bu. Kan emer ama diye bilinir. Bilinir aslında yaptığı şey
Öyle değil. Öyle değil. Aslında bizim ondan faydalandığımız nokta orası değil. Yani bunun içerisinde işte anti-aging'den tutun, antibakteriyel, analjezik, anti-inflamatuar, kanı sulandırıcı, pıhtıyı yok edici, yeni hücreleri yenileyici, özellikle göz hastalıklarında işte çok kullanılıyor, çok aktif olarak ben kullanılıyor. Ben diyabetik ayakta çok kullanıldığını duymuştum. Özellikle kılcal damarlar yönünden tamamen biliyorsunuz şeker hastalığında kılcal damar bir hastalığı ve kılcal damarların tıkanmasına sebep oluyor. Özellikle nekroz, yanık vakalarında veya kanlanma bozukluğunda sülük tedavisinin çok çok başarılı olduğunu, yani sülük tedavisinin hakikaten bu hastalarda yüz güldürücü sonuçlar gösterdiğini çok kere şey yaptım, gördüm ve okudum. Yani düzenli yaptırıldığında ki biz şimdi tavsiyemiz Hacamat'ta da öyle, yılda 4 kez sülüğü de en azından 2 kez yapılırsa pek çok hastalıklardan korur. Yani kanı sulandırıyor, yani sülük yapılmış, uygulama yaptığınız kişiden vakumlama yaptığınızda kan bir su şeklinde. Ve düşünün bunu bir sirkülasyon yaptığını, çünkü vücuttaki oksijeni artırıyor. Akciğer kapasitesini artırıyor. Çok arttı. Yüz için uyguluyorsunuz, sizin kendi alanınız yüzde gençleştiriyor. Kolajen, hyaluronik asiti artırıyor. Gençlik pigmentasyonu azaltıyor, hiperpigmentasyonu. Sarkmayı azaltıyor. Gençleşiyor. Bu hastalık açısından da düşündüğünüzde pek çok etkinliği var. Yani siz bu işte eklem ağrılarında, osteoartrit özellikle, Amerika 2004'te bunu onaylıyor, tedavi olarak onaylıyor. Eklem rahatsızlıklarında koyduğunuzda dize ya da işte ağrıyan bir bölge çok iyi sonuç alıyorsunuz. Kullanacağınız alana göre bölgeleri var. O bölgeleri yapıyorsunuz ve çok memnun edici sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Sülüğün daha önce kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayacağız? Kullanıp kullanılmadığını anlayamazsınız. O zaman sertifika programındaki sülüğün sertifikasına güveneceğiz. Evet. Yani muhtemelen iş oraya doğru gidecek. Sülük belli çiftliklerden temin edildiğinde bu sertifikasyonu zaten oluşacak. Türkiye'de yeni öne çıkıyor. Aslında çok eski, tarih kadar, insanlık tarihi kadar eski çok bir... Çok eski tarihlere dayanan tedavi yöntemleri, evet. Ama şu an tekrardan yeniden toprağın altından yüzüne evet, eşitmeye yani başladı. Şimdi insanlık tarihi işte milattan önce, milattan sonra diye değişiyor. Yani emin olun Hacamat içinde ya da sülük içerisinde düzgün yaptırdığında işte Hacamat'tan önce, Hacamat'tan sonra, sülükten önce, sülükten sonra diye kişi kendisiyle ilgili farkları görür. Yani fark edecektir. Yani genel ruh hali ve durumu, sağlık durumu değişir. Psikolojisi düzelir, evet. Enerjisi yükselir. Pek çok etkisi olacak. Evet. Yaptırdıkça bunu hissedecek. Yani o söyleyecek. Bizim söylediklerimiz tamam, bazı şeyleri biliyoruz. Hekim olarak yaptıkça tecrübe dağarcığı genişliyor yapacak hekimler açısından. Hocam, ayağınıza sağlık Sayın Doktor Sarı. Programımıza katıldığınız için efendim çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, programımız devam ediyor efendim. Biz takipte kalın.